Hafta sorular programından hepinize hayırlı geceler değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok sevinçliyiz çünkü çok uzun zamandan beri kendisini beklediğimiz değerli AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan bugün programımızın konuğu. Kendisine her zamanki gibi konuklarıma sordum. O tek soruyu soruyorum ama zor soru. Cahit Özkan, Araftan. Dünyaya karar vermek için geliyoruz. <laughs> Elbette bu kararda Allah'ın emrettiği üzere. <laughs> emredildiğin üzere dost doğru ol. Hmm emrine mazhar olacak şekilde doğrunun iyinin yanından tarafa olmak üzere karardayız. Aa, şimdi çok başka bir yere gittik. Arafta değiliz, karardayız. Peki Cahit Hocam, şöyle bir soru sorsam mesela. Kendi gündelik yaşantımız, yani teolojik tarafını Eyvallah ee, aldık. Ama bir taraftan kendinizle alakalı özel hayatınızda hiçbir çok büyük kararlar arasında kaldığınız, tercih etmek zorunda kaldınız. iki arada ve bir dere delik söz konusu oldu mu acaba? Muhakkak olmuştur. Hı. Şimdi e, her gün her an yaptığımızın bir kelebek etkisiyle hayatımızın nasıl bir varyasyonla nasıl istikamete evrileceğini biz bilemeyiz. Ancak mutlaka gerek meslek hayatımızı tercih ederken, hayatımızı hı hı. kurarken, işimizi... Ve siyasette aldığımız kararların her birisi elbette bizleri zorlamıştır. Ancak biz bu noktada şuna bakarız. Yani bu nokta insan için çok zor olan bir alan değil. Çünkü e, dünyevi anlamda bir bireyin doğruya ulaşma noktasında en önemli elindeki güç, kudret istişaredir. Ve bu anlamda e, bir kararı vermeden önce hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var. Oku, düşün, karar ver, uygula, neticelendir. Bu aşamaların üçüncü mertebesinde olan karar aşamasına gelmeden önce okumalarımız, düşüncelerimiz, diyalektiğimiz ve bununla birlikte istişarelerimiz bizlere her zaman en doğruya götüreceğine inanıyorum. Bu anlamda istişare yapılmadan verilecek bir karar ne kadar bize doğru gelirse gelsin farklı yanlışlar içine de sevk edebilir. Bir örnek vereyim. Hı hı. Bir savaşa gireceksiniz. Herhalde bundan daha zor, daha efendim sorumluluk taşıyan bir kararımız olamaz. Bir Savaşa girerken karar vermeden, istişare yapmadan savaşa girerseniz bir kişi bile ölse sorumluluğu size ait olur. Ancak istişare yaptınız bir toplumsal uzlaşı içerisine girerseniz orada kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi 300 bin şehit verseniz de vatan, millet, bayrak ve devlet içindir. Buna herkesin rıza göstermesi lazım. Peki Cahit Hocam yeni başlayanlar için Cahit Özkan. Hukukçu siyasetçi hı hı. bir aile babası hı hı. ve e, siyasette ve sivil toplumda kendini e, toplumuna milletine adamış bir aktivist hı hı. yani siyaset sadece bu faaliyetlerin icra edilebildiği bir alandır onun hı hı. için ben burada bizleri ekran başında izleyen bütün gençlere bütün vatandaşlarımıza da tavsiyem açıkçası bir vatandaş bir birey topluma devletine milletine medeniyetine ilişkin teklifleri varsa bu teklifleriyle ilgili illaki siyasetçi olması şart değil. Ben sivil toplum hayatımda hamdolsun bugün parlamenterlerin yapmış olduğu bizlerin parlamentoda yapmış olduğu yasal düzenlemelere ilişkin pek çok teklifi parlamentoya göndermeye gönderme imkanına kavuştuk. Evet. Bu anlamda kendimi bir aktivist olarak insan hakları ve millet adına faaliyetleri de bulunan bir aktivist olarak siyaset alanında Çalışmalarını sürdüren bir vatandaş, bir yurttaş diye niteleyebilir. Süper. Şimdiye kadar geldiğiniz noktaya, yani çocukluğunuzdan, gençliğinizden, yani gençliğinizden gelerken hala gelirsiniz. Ee, şu aşamaya gelene kadar ki hayatta yaşam koçum dediğiniz insan kim? Tabii ben e, şu anda bir siyasetçiyim. Kimse bunu farklı şekilde anlamasın ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ben bir lider olarak seviyorum. Hı -hı. Cumhurbaşkanımız olarak seviyorum, öykünüyorum. Ancak bunun da ötesinde Cumhurbaşkanımızın bütün millet nezdinde sadece ülkemizde değil gönül coğrafyamızda ve bütün mazlum halklar karşısında muhatap ve sevgiye mazhar olmasının sebebi var. O da iyi bir insan, iyi bir Müslüman, güzel bir insan olması. Çünkü hiçbir bire, hiçbir vatandaş en sevdiğiyle ilgili dahi şu duayı yapmaz. Allah'ım benim ömrümden al da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ver duasını yapmaz. Hı hı. Onun için Cumhurbaşkanımızın e, tarzı siyaseti ve insani kişiliği benim hayatımda gerçekten bir örnektir. Ve pek çok işimde bakarım Sayın Cumhurbaşkanımız burada olsaydı ne yapardı diye. Fakir fukara hani sessiz dünyanın hür sesi o, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların gür sesi ifadelerinde Dombara'da nasıl ifade edilmişse, evet. Cumhurbaşkanımız biz bunun için seviyoruz. Onun için gerçekten e, bu ülkede akademiden siyasete, ekonomiden teknolojiye, diplomasiden bölgesel ve küresel güç olma mücadelesinde Türkiye'nin bütün istikametlerde önün açan liderimiz benim örneğimdir. Hı hı. Zor bir hayat mı geçirdiniz? Evet. Gerçekten bu zor sorular, zor sorular bir soru evet. ama şunu ifade edebilirim. Ne kadar zor olursa olsun Müslüm Gürses'in filmi, Müslüm Baba filminde <laughs> zor bir hayatta ama yaşamaya değerdi diyordu ya. Hmm. Bence de e, çektiğiniz acılar bile bu hayatta ayrı bir tat, haz bırakıyor geçmişten şöyle baktığınız zaman. O anlamda hamdolsun bir mücadele ikliminde, mücadele ortamında e, doğduk, büyüdük, e, gençlik hayatımızı aktivizmimizi, sivil toplum mesleki ve siyaset alanında hamdolsun hep bu alanlarda varlığımızı gösterdik. Mücadele zaten zorluğa karşı yapılır. Onun için zor ama tatlı bir hayatımız oldu. Kırılma noktası? Ee, tabii bana göre orta öğrenimli de e, özellikle kendime vizyon olmasına vesile oldum. Belki de bugün hiç kendisini anacağım aklıma, aklına bile gelmez. ...Yusuf Doğan hocam vardı... ...Cumhuriyet hmm. Üniversitesi'nde şimdi... E, ...tefsir ana bilim dalında... ...bana hiçbir özel... ...kolejin, hiçbir okulun... ...veremeyeceği dersi... ...haftada üç gün e, gerçekten... ...bizimle ilgilenirdi ve... E, ...bu noktada adeta ortaokul yaşamında yaşamımda... ...bugün... E, ...bir üniversite vizyonunu... ...bir wisdom... ...hikmet bilgisi dediğimiz o noktaya ulaşmamıza... vesile olmuştur. Benim... ...ondan sonraki süreç adeta... ...kendi mobilizasyonumla... Hmm. ...kendi istikametimi çizdiğim bir dönem olmuştur. Ve fakülte yıllarından... ...meslek hayatına ve... ...sivil toplumdan siyaset alanına ilişkin... ...bütün çalışmalarım... ...bu çerçevede... ...mobilize olduğunu ifade edebilirim. İlk maaşınızda ne yaptınız? Maaş almadım. Çünkü <laughs> ben ilk aldığım... Ve ...ben avukatım... Hmm. ...ve serbest meslek icra ettim. Çalıklı, bir çali, alandı. Çalışmadınız mı Cahit Hocam? Yani o yıllarda... Yaptıklarım öğrencilik herhalde yılları. öğrencilik yıllarımda o, o tarihlere gidemem. Mesela her siyasetçi böyle programlarda söyler ya, su sattım, simit sattım, pazarcılık yaptım diye. Hamdolsun bunlar kişiyi işletme fakültelerinde verilemeyecek derslerin gerçekten uygulamalı olarak anlatıldığı alanlardır. Ama muhtemelen geçimimizde ve okul ihtiyaçlarımızı karşılamak için harcamışızdır diyebilirim. Hatırlamak mı, unutmak mı? Unutmak. Ben bunu hmm. daha önce de düşündüğüm bir soruydu, bildiğim <laughs> yerden geldi. Ee, efendim, Biraz şu ana kadar bilmediğiniz yerlerden geldi. Evet, kadar. oradan onları bekliyoruz. Şöyle, e, hepimiz şu anda ekranları başlarını bizleri izleyenler de düşünürler. Sayısız acılarımız olmuştur, yakınlarımızı kaybetmişizdir. Veya çok büyük bir özlemle beklediğimiz hedefe koşarken hı hı. mağlubiyet ve kayıpla karşı karşıya kalmıştır ve bunlar bizi üzmüştür, ağlatmıştır. Ancak unutmak nimeti olmasa bir kişi yaşadığı acıları şu an hatırlasa hepsini hiçbir zaman unutmamak üzere hayatında yaşamaya devam etse herhalde bu hayat çekilmez bir hayat olurdu. Onun için unutmak bilgiyi unutmak anlamında algılandığı zaman belki çok büyük e, kayıp olabilir ama acıları unutup önümüze bakmak açısından bir fırsattır diye düşünüyorum. İlk yenilginiz ilk yenilgim üniversite herhalde sınavında İlk girdiğim sınavda kazanamadım. Daha sonraki hı hı. E, istediğim yeri kazanamamıştım. E, ve çok arzu ettiğim ve tek tercihim olan hukuk fakültesine e, giremediğim ve sonraki dönemde girdiğim yıl olmuştur. En sevmediğiniz özelliğiniz? Aşırı düzen ve disiplin. Öyle mi? Evet. Yani bu e, öğrenilebilen bir hadise <laughs> değil. Belki bir bilinçaltı olayı. Ee, disiplin iyi ancak bunun ayarı olması lazım. Bu disiplin olmadığı zaman tabii ki kendi kendimi zorluyorum. Bir insanı tanımak için Cahit hocam ne yaparsınız? Sınar mısınız? Yani tabii binlerce yıllık bir birikimin sonucunda atalarımız hani ticaret yapmak, yolculuk yapmak ve yemek yemek diye ifade ederler. Çünkü bu insanı tanımak için bin yıllarca ecdadımızın tespitlerinin neticesinde ortaya çıkan hadisedir gerçekten. Bu üç elek e, kişiyi tanımada en önemli etkenlerdir diye. Sizin tanıma dostum. yönteminiz var mı? Özel böyle, size özel, spesiyel. Şimdi ilmi firaset, ilmi kıyafet, ilmi hutut ve ilmi sima Sima diye... Hmm. ...kadim medeniyetin, yani bu eski Yunan'dan itibaren... E, efendim ...yine denizinin Laodikya kentinde yetişmiş e, Hipokrat'ın... ...ve devam eden o bütün kadim medeniyetlerin birikimi günümüze de gelmiştir. Mesela eskiden... E, Selçuklu İmparatorluğu döneminde, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde yine Roma İmparatorluğu'nda da eski sultanlar, krallar, padişahlar hı hı. kendi çalışma ekibini belirlerken tabii ki belirli bir tertip, seçim usulü, sınav usulü yok. Evet. Ne yapıyorlar? E, fizyonomi dediğimiz ilmi siyaset, ilmi hutut bilen ulemadan çağırıyorlar. Hı hı. Zahiren e, bir kişinin simasına göre nereli olduğunu bilebilmeleri lazım. Ne ile iştigal ettiğini. Hangi konularda zaaflarının olduğunu, hangi noktalarda kabiliyetlerinin olduğunu, bu da deneyimdir. Bu noktada özellikle İstanbul'da avukatlık yapmam ve özellikle burada e, işimi kurmam, e, Anadolu'nun dört bir tarafından vatandaşımızı hemen hemen e, zahiren simasına bakarak e, çıkarabildiğimi Anladım. düşünüyorum. o çok ilginç, enteresan. Yani. Herkes bunu yapamaz, imsima. Yani bu. Bu şöyle, ilmi sima dediğimiz zaman ilmi kıyafet, kıyafetten kastedilmiyor. Yani zahiri, fizyonomi özelliklerine göre e, tespit e, ve e, Ruhun kabuller. üzerindeki kostümden bahsediyoruz. Tabii ki. Yani bunu hatta İmam Şafii Hazretleri bir gün bir yere geliyor diyor ki, bu fizyonomiyle ilgili bir hususu paylaşıyor. Ve ev sahibiyle ilgili de, misafir eden ev sahibiyle ilgili de e, ön yargıyla bir beyanda bulunuyor İmam Şafii Hazretleri. Allah affetsin diye bitiriyor cümlesini. Daha sonra tam yola tekrar revan olup gidecekleri zaman hı hı. ev sahibinin ortaya koyduğu bir tavır, duruş İmam Şafii'nin de demek ki fizyonomi yani ilmi sima denilen ilim doğruymuş dedirtiyor. Yani onun için e, tanımak birazcık da toplumla hemhal olmakla ilgili ve özellikle biz siyasetçilerin vatandaşımızı tanımamız ve vatandaşımızın doğru frekansından kendisiyle iletişim kurmak açısından e, mutlaka üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir konu olduğunu Hı. düşünüyorum. Siyaset size neyi kaybettirdi? Yani her siyasetçinin belki söylediği klasik bir söz olacak ancak ailesi, çocukları ve sevdiklerinden uzak olmak Hı. ancak bunu da şöyle baktığımız zaman farklı bir e, kazanım olduğunu düşünüyorum. Elbette yakınlarımızdan uzaklaşıyoruz. Onların en güzel anlarını bazen paylaşamıyoruz. Ancak onlara çok daha büyük özlemle kucaklaşmamızda ayrı bir güzellik oluyor. Bir gün uçak yolculuğundayım. Denizli'mizin çok eski siyasetçilerinden hı hı. Mehmet Gözlükaya ismini de buradan anmış olalım. Rahmetle yad ediyorum kendisini. Kızıyla yolculuk yaparken bana dedi ki babamla ilgili hafızamda, hatırımda hiçbir anı yok dedi. Yani bu beni o kadar etkiledi ki çocuklarım da benimle ilgili yarın. Aynı duygulara kapılabilir. Onlarla vakit ayıramam diye. O yolculuk bana çok büyük ders verdi. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Ee, çocuklarımla nitelikli vakitler harcayarak e, dar zamanları e, verimli geçirmeye çalışıyorum. En büyük korkunuz? Çok zor soru. Biraz yumuşatayım. Korku. Belki de biraz önce bu kişilik dedik. Korkular üzerine kurulu bir hayatımın olmadığını düşünüyorum. Hmm. Mesela şöyle diyebilirim. Bunu çok önceden de istişare ettiğimiz, e, özellikle eşimle de konuştuğumuz bir hadisedir. Burada deseler ki Ankara'da deprem oldu. Bütün evler yıkıldı, bir tane ev kaldı deseler o benim evim olacağını düşünürüm. E, ve gerçekten de bu noktada Rabbim gönlüme göre veriyor ve öyle bir korku yani taşımamdan emin. Evet. Bir e, evet. Şey, en büyük derdiniz hocam. <laughs> tamam, sorular zorlaştı. Ne Zorular yapacağız? Zorlaştı. Ne yapacağız? Dert özel hayatı ilişkinse zaten söylenmez. Ee, Yoo, onun yani, haricinde Dert? niye dert edemisiniz mesela? Şu anda en büyük dert. Ya şimdi tabii bir siyasetçi olarak benim derdim milletimle gönül köprüleri kurmak. Hı. Yani gerçekten bunu Denizli şeylerimiz de bilirler. Yani Denizli benim için önemli. Cumhurbaşkanımızın bu ülkede bir mücadele verdiğine inanıyorsam ve bu mücadele bir beka mücadelesi ise ve bir an çırpıda anlatacağımız o kadar icraatın arka planında gerçekten tarih nezdinde unutulmayacak bir dönüm noktasından Türkiye'ye geçiyorsa hı hı. benim üzerime bir tek görev var. Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimizin vermiş olduğu temsil yetkisine uygun faaliyetlerimi sürdürmek. Ben onun için Denizli'den 3-4 günden fazla ayrı kalamam. Derdim Denizli'dir, derdim hem hemşehrilerimdir, derdim bana şu anda Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde üzerime düşen vazifeyi yerine getirmemdir. Hani tabiri caizse herkes evinin önünü temizlerse her şey güzel olur. Hı hı. Peki Cahit Hocam bir günlüğüne muhalif olsaydınız iktidarı hangi özelliği eleştirirdiniz? <laughs> <laughs> top bir e, zor sorudan soru. Daha sorayım. Tabii, Tabi e, <laughs> muhalif olsaydım e, yani bir muhalif Buradan aslında şunu da yapalım. Şunu da aslında öğrenmeye çalışıyorum. Yani bu soru bu soru kolay bir soru yani. Öyle mi? Tabii tamam, bu soru kolay. Yok, e, şöyle bir parantez açayım yani. Muhalefet kavramını da aslında e, ilerleyen dakikalarda onu da alacağım için onun için bir girizgah da yapmak istedim. Şimdi öncelikle sosyolojik alan fen bilimlerin alanından farklıdır. Hı -hı. Sosyolojik alanda yani siyaset alanında her istediğiniz tam planladığınız şeklinde olmaz. Hani birisi oturur bir, bir hükümet icraatına bakar. Yahu bu niye böyle oldu? Şu şöyle olamaz mıydı? Burada niye bunu eksik yaptınız? Şunu niye fazla yapmadınız? Denilebilir. Ancak bir araba motoru olsaydı bu arabanın kaç cc olduğu, hı hı. ne kadar güç üreteceği, e, torkunun ne olacağı önceden hesap edilebilir. Ancak sosyal bilimler alanında her şeyini tam planlayamazsınız. Biz Cumhurbaşkanımız liderliğinde işte şu anda kendisi... Allah şifalar versin. Covid olmasına rağmen canla başla milletiyle ülkesiyle ilgili kurduğu hayalleri hayata geçirmeye çalışıyor. Şimdi böylesi bir milletine adanmışlık, böylesine bir memleket aşkı ve sevdası elbette milletimiz nezdinde karşılık buluyor. Burada hiçbir tartışma yok. Milletimiz kadir şinastır. Milletimiz kendisi için güzel hayaller kuranı evet. takdir eder, tebrik eder ve başına tac eder ki Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı gibi. Hı hı. Ancak muhalifler her zaman bardağın boş tarafına baktığı için boş tarafı üzerinden bir felsefe, oradan da bir evren, bir kozmoz oluşturmaya çalışıyorlar. Bu anlamda insanoğlu var olduğu müddetçe muhalefetin mutlaka eleştireceği veya şu niye böyle olmadı diyeceği hususlar olacaktır. Bakın şu anda özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde zaten nüfus artmıyor. 2050 yılına kadar ne kadar insan doğacak, bu doğan insanlar nerede yaşayacak? Bu insanların efendim e, hangi işe girecek, hangi okula gidecek bir ölürse nereye gömülecek bunlar bile belli. Ama bakıyoruz ki oralarda bile hükümetler başarısızlığı nedeniyle değişebiliyor. Hı hı. Şimdi buna baktığımız zaman Türkiye genç dinamik bir toplum. Yani 2000 sonrası doğanları genç sayarsak sadece öncesini genç saymazsak 30 milyon gencimiz var. Hı hı. Şimdi İskandinav ülkelerinin 6 katı bir nüfusa tekabül ediyor. Böyle bir coğrafyada üretmek istihdam ortaya koymak, ihracatla ülkeyi refahını artırmak. E şimdi e, böylesi bir salgın ortamında bugüne kadar bize hastaneler niçin yapılıyor diyenler, sağlık yatırımını engellemek isteyenler kalkıp yine sağlık üzerinden bardağın boş tarafına bakıp niye 81 ilimize şehir hastanesi kurulmuyor diye de yakınmayı ortaya koyabiliyorlar. Demek oluyor ki insanoğlu var olduğu müddetçe bardağın boş tarafı olacaktır ve bu boş tarafı üzerinden de e, muhalefet bir söylem geliştirecektir ama söyledim, söylememiz gereken mesele şu. İnanın yapıcı muhalefetle hani engelleyici, ülkenin milletin menfaatine olan icraatları durdurucu menfaat e, siyasetin arasında bir fark var. Bu ölçülebilir mi? Evet ölçülebilir. Bakın şu anda Türkiye'de e, farklı siyasi yelpazede yer alanlar var. Cumhur İttifakı'nda olmamasına rağmen gerçekten Türkiye'nin menfaatine doğrunun yanında yer alan yaklaşımlar olabiliyor mu? Olur. Yani şu anda özellikle bir EYT meselesini, ortada bir matematik hesap kitap varken sürekli muhalefetin gündeme getirmesi aslında yapılacak bir çalışmadan ziyade buradaki toplumsal hassasiyeti kaşımak olduğunu görüyoruz. Yani burada yapılması gereken bardağın boş tarafı üzerinden sistemi çökertmek yerine bardağın varsa boş tarafını nasıl doldurabiliriz diye yapıcı, doğruyu gösteren ve teşvik eden yanlıştan sakındıran bir anlayışla muhalefet yapma ihtiyacıdır ki Türkiye'de maalesef eksik olan da budur. Ki EYT ilgili aslında müjdeyi vermiştiniz değil mi siz? Ee, şöyle şöyle. Tabii bu konuda Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemini Hı -hı. tesis edecek. Bu hususta gelişmiş ülkelerde hani emeklileri şöyle müreffeh, emeklileri böyle geziyor, emeklileri böyle dolaşıyor. Böyle bir emeklilik sistemini Böyle bir sosyal güvenlik sistemini kurmak için sabretmemiz gereken düzenlemelerden taviz vermeden ve varsa yapılması gerekenler hususunda her zaman kapımız açık. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. <laughs> Ama düşünün, Avrupa'da otomobil fabrikasında tam 35-40 yaşında verimlilik çağında tam da verimliliği alacağız dediği zaman bir işçiden biz emekliye sevk ettik geçmişte. Demek oluyor ki buradan taviz vermemeliyiz. Demek oluyor ki vatandaşlarımız emekli olduktan sonra onuruna, haysiyetine, şerefine yakışır bir şekilde emeklilik maaşıyla geçinebilmelidirler. Bu anlamda biz buradaki düzenlemelerden taviz verirsek yarın gençlerimizin maalesef farklı zilletlerle karşı karşı karşıya kalmalarına neden oluruz. Bu hususta taviz vermeden doğrunun yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da buradan taviz vermeden ve varsa yapılacak çalışmalar konusunda her her zaman kapımızın açık olduğunu ifade etti. Hı, hı. Şimdi e, Cahit Hocam aslında herkesin sorduğu bir soru var mutlaka sizin e, size de soruluyordur çünkü çok sahada olan e, bir siyasetçisiniz bir siyasi idrarcısınız e, öyle bir açıklama yapın ki yani şöyle e, bu elektrik e, faturaları ile ilgili e, gelen sonuç konusunda bizi izleyenler e, de bir elektrik alsınlar yani biraz e, ferahlasınlar. Çünkü şu anda mutlaka ki milletvekilleri arasında da bu konuşuluyordur diye düşünüyorum. Ben burada tamamıyla e, seçmenin ve vatandaşın e, diliyle e, bir soru soruyorum. Yani bu faturalardaki artışın sebebi ne ve bu hep böyle mi devam edecek? Şimdi tabii öncelikle Türkiye enerji konusunda kendi enerji imkanlarını üretim imkanlarını aktif etmek konusunda hem yenilenebilir hı hı. hem nükleer termik santraller hem de uluslararası alanda hem Orta Doğu petrol ve doğal gazının İran, Kafkas ve Rus doğal gaz ve petrollerinin Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara aktarılması konusunda hı hı. son 19-20 yıllık süre zarfında çok büyük mesafeler kat ettik. Yani bunların bir kısmı inanın 15-20 yıl sonra, 50 yıl sonra da anılacak stratejik açıdan sadece enerji kaynağı açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin soft power, yumuşak güç diye ifade edebileceğimiz Türkiye'ye bir zarar gelirse bütün dünyanın kararcı kararacağı Hı hı. Yani enerji sizin üzerinizden geçiyorsa bu enerji kaynaklarının geçtiği ülkede meydana gelecek bir istikrarsızlık bütün dünyayı karartır. Böylesine stratejik anlamda, jeopolitik anlamda ciddi yatırımlar yaptık. Ama biz bu yatırımları yaparken HES dedik sudan üretelim, suya dokunma dediler. Rüzgar dedik efendim göç yollarını engelliyor kuşların. Efendim jeotermalden üretelim, hayır onlar e, suyu kirletiyor dediler. E termikten yapalım o zaten olmaz. Nükleer o nükleere hayır. Ve bütün enerji kaynaklarına TANAP'a, Bakü, Ceyhan, Tiflis, Türk Akım'a itiraz edenler şimdi de Türkiye'nin enerjisiyle ilgili işte yaşadığımız sorunların ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Yani biz bu yatırımları, bu mücadeleleri CHP'ye rağmen yapmamış olsaydık inanın bugün her hele böyle salgın ortamında dünyanın bir ciddi enerji eee kriziyle karşı karşıya kaldığı bir ortamda çok ağır ve acı bedeller ödetirdik. <laughs> Bu anlamda Cumhurbaşkanımız gerçekten sosyal devlet olmanın anlayışına uygun bir şekilde şu anda Türkiye'de altını çizeyim sonra vatandaşlarımıza da cevap <laughs> vermiş olalım. 170 milyar TL 2021 yılında biz enerji sübvansiyonu yaptık. Bu nereden belli oluyor? Yani vatandaşımıza doğrudan yansımıyor. Mesela biz şöyle yapabilirdik. Enerji normal yükseliş fiyatlarına gelirdi. Biz Böyle tahsil edilirdi, satılırdı vatandaşa, sonra vatandaşın cebine destek olarak verilebilirdi. Ancak kaynağında kesilmek suretiyle Türkiye'de enerji fiyatları uzun zaman artırılmadı. Yani zamlar yapılması gereken dönemlerde zamlar yapılmadı ve bunlar devlet kaynaklarıyla hazineden desteklendi ve 170 milyar TL'ye tekabül ediyor. Ve bunu şeyden de anlayabiliriz, yani şu anda Avrupa'da özellikle petrol, mazot, benzin fiyatlarının Türkiye ile kıyaslandığı zaman ki bunların her birisi dolarla alınıyor, her birisi yurt dışından alıyor. Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da. Baktığımız zaman orada 1.2 euro'ya satılıyorsa <laughs> ve bizim de 50 sente satılıyorsa demek ki arada bir sübvansiyon var. İşte bu noktada e, Sayın Cumhurbaşkanımız elektrik fiyatları yıl açıklandıktan sonra önce kilovatıyla ilgili bir açıklama yaptı. 160 kilovat ve daha sonra tekrar artırıldı ve bununla ilgili de yeni müjdeler verdi. İşte ben bunun üst başlığını milletimizle paylaşmış olayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu müjdeyi. O da nedir? Salgının ortaya çıkardığı bütün toplumsal ve ekonomik etkiler ortadan kaldırana kadar milletimize yeni müjdelerle inşallah buluşturacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesidir. Yani bundan sonra efendim klovet saatte efendim rakamlar neydi? Vatandaşımıza yansıyan ne? Bunu sübvanse edecek, bunu vatandaşımızın cebini yakmayacak bir oran ne olur? Bunları devamla Sayın Cumhurbaşkanımızın son kabine toplantısında açıkladığı gibi açıklamaya da devam edeceğiz. Yani biz şu anda salgının sağlık üzerindeki etkilerini hamdolsun bitirdik. Niye? Çünkü güçlü bir sağlık yapısını inşa etmiştik. Şimdi ise toplumsal ve ekonomik alandaki etkilerini ortadan kaldırmak ve restorasyonu yapmak üzere çalışıyoruz. Bu anlamda 2022 yılı inşallah ekonomik açıdan vatandaşlarımızın cebinin Ciddi anlamda rahatlayacağı ve 2023'ün o kutlu hedefine çok daha ne, güçlü ne yürüyeceğimiz. Ee, şimdi şey. bakın sadece geçen sene 2021 hı hı. yılında Türkiye'nin attığı doğru adımlarla tam 45-50 milyar dolar Türkiye ihracatını artırdı. Şimdi eskiden sıcak para girsin sıcak parayla da cari açığı kapatalım gibi bir anlayış vardı. Ama şimdi ne yaptık 50 milyar doları sadece bir önceki yıla kıyaslayacak olursak Türkiye dışarıdan ihracatla karşıladı. Şimdi önümüzdeki 2022 yılında inşallah bu rakam bir önceki yıla göre 100 milyar gibi bir dolar gibi bir rakama ulaşacak. Hı hı. Yani bunun Türkiye'ye girmesi demek. Hani Cumhuriyet Halk Partililer şimdi tekrar söyleyecekler. Diyecekler ya bu yaptığınız ihracatın bize faydası ne? Bu hı. ihracatı yapıyoruz da vatandaşın cebine ne giriyor? Yahu ihracat demek öyle lafla yapılan bir şey değil ki. İhracat demek önce yatırım demek, istihdam demek. Efendim lojistiğinden e, emeğine, işçisinden efendim e, ham hammadde tedariğine kadar pek çok alanda bileşenlerin para kazandığı alan demektir. İhracat toplumun hem geneline katma değerin, refahın yayılmasının en önemli unsurudur. Bu anlamda 2022'de ulaşacağımız ihracat hedefi ki inşallah 300 milyar dolar bandına yaklaşan bir rakam olacak. Bu da toplumda hem enflasyonun düşmesi açısından hem de vatandaşımızın geneline hakça, ada, adil bir şekilde ...refahın paylaştırılması açısından... ...görünen bir süreç olacak... ...hiç kimse merak etmesin... ...2023'e giderken biz... ...vatandaşımızın aklını, kalbini... ...ve cebini doldurmuş vaziyette gideceğiz... ...çünkü e, biz bugüne kadar... Hı hı. ...iktidara... E, ...Cumhurbaşkanımız siyasi tarihimizde... ...ve dünya siyasi tarihinde... ...görülmemiş bir başarıya imza attı... ...Sayın Cumhurbaşkanımız... ...bu da nedir? Hiçbir siyasi parti... ...20 yıldan beri iktidarda kalmadı... ...20 yıl iktidarda kalmadı ve gelecekle ilgili 20 yılda 50 yılda iktidar alternatifi oluşmadı. Yani AK Parti'den başka Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yaptırdığı anketlere bakıyoruz. Kendi yaptırdığı ankette para verirse %25 gözüküyor. Para vermezse %23 gözüküyor. Ama o ankette Cumhurbaşkanımız ve AK Parti %40 bandında Cumhur İttifakı da %50 bandında gözüküyor. En son kaç Cahit Hocam? Şu anda Neyiz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırdığı ankette Kararsızların dağıtılması durumunda hı hı. tabii en son tercihi de dikkat eden o varyasyonlu bir şeydir. Yüzde 40 bandındadır AK Parti'nin oyu. Yine e, Milliyetçi Hareket Partisi de yüzde 50 bandında ki net, açık, berrak bir blok, ittifak olarak benzemezlerin, kendi arasındaki çelişkilerin ortaya çıkaracağı erime, erozyon zaten seçimde görülecek şen şakrak bir seçime gideceğiz. <laughs> Peki e, bu elektrik faturaları ile ilgili konuşurken... Siz çok güzel anlatıyorsunuz bunu. Ee, gerçekten hani siyaseten de bunu halka anlattığınızı düşünebiliyor düşünüyor musunuz? Açıkçası biz zaten vatandaşımızla gönül köprüsü kuruyoruz. İnanın ben hı hı. dün denizimizde doğrudan vatandaşlarımızla doğrudan onlarla kucaklaşarak temas ederek konuşuyoruz. Vatandaşımız gerçekten enerji ve elektrik maliyetleri konusunda rahatsız. Yani bir şeyler bekliyorlar ve ben biz de anlatıyoruz cumhurbaşkanımız işte liderliğinde hükümetimizin almış olduğu kabinemizin almış olduğu kararlarla hı hı. özellikle e, vatandaşımızın cebini rahatlatan tedbirler aldık. Ama şunun altını çizmek istiyorum sayın cumhurbaşkanımızı bilen cumhurbaşkanımızın sosyal devlet anlayışı ve buna uygun olarak almış olduğu kararları bilen herkes şu konuda içi rahat. Vatandaşımız diyor ki cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmaz. Cumhurbaşkanımız burada da bizleri rahatlatacak kararları, tedbirleri en kısa zamanda alır. Bunu biliyorlar. Ve inanın Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma arkadaşı, ekibi olarak bizler, Cumhurbaşkanımızın o makamında vatandaşlarımızdan herhangi birisi otursa ve ülkemiz, milletimiz, ailesi için, şehri için, mahallesi için en doğru kararı hangisini almaya çalışıyorsa Cumhurbaşkanımız o makamda onu almaya çalışıyor. İnanın daha şu Zonguldak Tüneli açılışında Şaban Teoman Duralı Profesör Doktor adına gerçekten çok sevdiğimiz de bir hocamızdı. Onun adına açılan bu yapılan Zonguldak tünelinin açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız COVID olmasına rağmen yüzündeki o memnuniyet hissi, o tebessüm vatandaşlarımızın ve milletimizin milletimiz için dualarla bir açılış, bir hizmet daha kazandırmanın mutluluğunu gördük yüzünde. Yani Cumhurbaşkanımız ee, bu milletin vicdanında kalbinde hangi sıkıntı varsa, hangi acı varsa, bir enerji maliyeti artışı, bir elektrik faturasında meydana gelen bir, bir artış varsa, bu inanın cumhurla başının birleştiği bu sistemde cumhurbaşkanımızın direkt kalbinde ve yüreğinde olduğunu bilin ve bu noktada inşallah alınacak diğer tedbirlerle e, vatandaşımızı bu noktada rahatlatacağımızı ifade etmek istiyorum. Hayat istedim. pahalılığı var mı yok mu? Hayat pahalılığını bakınız. Türkiye'nin dünya haritasındaki yerini bilmeyen işte New York'tan Tokyo'ya, Hong Kong'dan Avustralya'ya, Güney Afrika'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya bütün dünyadaki ekonomistler küresel bir enflasyondan bahsediyor ve salgına bağış, bağlı başlayan bu enflasyonun kalıcı olabilme ihtimalini konuşuyorlar. Şunu biliyor musunuz? Yani bugün dünyada bir efendim pahalılık ya da fiyat artışının olmadığını söylemek salgın sonrası oluşmuş olan ekonomik düzene uymaz. Böyle bir şey yok. Bakın şu anda işte gübre fiyatları değil mi? Bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çiftçi dolarla aldığı, 100 dolar aldığı gübre bugün olmuş 200 dolar, 240 dolar. %140 artmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde dolar bazında. Şimdi gübre fiyatlarındaki artış küresel. Bunu engellemeniz mümkün değil. Ha biz tedbir olarak çiftçimize desteğimizi veriyoruz. Ama bunun yanında da bu beraberinde buğday fiyatlarında artıyor ve çiftçimiz asla bu gübre fiyatlarındaki artışa yenik düşmüyor. Bunun altını çizelim. Bakın şu anda bu gübrenin ham maddesi dolar. Yani potasyum, nitrat, fosfat. Şimdi 81 ile 81 tane kamu yatırımı gübre fabrikası. 81 tane de özel yatırım gübre fabrikası kursanız girdileri, bunun girdileri Dövizle yabancı para cinsinden olduğu için ve fiyatı arttığı için bu gübreyi aşağıya çekebilmeniz mümkün değil. Desteklerinizi verirsiniz veriyoruz. Ama bunun yanında geçen sene 2020 yılında 1.3 devletimiz verdi Tarım Bakanlığımız buğday fiyatını 1.5'a 1.7'ye satıldı memnun oldu çiftçimiz. Hı hı. Bu sene 2.7 oldu 3-3.5-4-4.5'a satıldı buğdayı anlatıyorum. Önümüzdeki sene senede 5.5-6 liranın üzerine çıkacak. Ve çiftçimizin cebi inşallah gülecek. Cahit Hocam devam edeceğiz ama küçük bir reklam. Reklamdan sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'la programımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. sorular programındayız. AK Parti Grup Başkan Vekili aynı zamanda AK Parti Denizli Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan'la programımıza zor sorular soruyoruz. Zor mu gerçekten? Zorlandınız mı? Çıkan, <laughs> e, çıkmış yerlerden geliyor sorular. Öyle Onun mi? Için, tabii ki. Hiç, o hepsi orijinaldi soruların. Çıkmış soru derken daha önce bir kitapçık var. Ar Arapta sorularda daha önce çıkmış sorular diye. Çıkmış sorular. Böyle bir şey var mıydı? Evet. Not, ders notlarından aldık. Cahit Hocam. Şimdi aslında herkesin merak ettiği e, bir soru var. O da şu. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Covid ile ilgili Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ile ilgili e, hastalığını ilan ettikten sonra gerçekten hakikatli olan halk dualarına sarıldı. Ama e, bir takım insanlar da kendi soy ağacı ya da soy odunu diyebildiğimiz helva kaşıklarına sarıldı. Şimdi sosyal medyadaki hakaret dili ve nefret söyleminin cezai yaptırımı ne olacak? Bu birinci soru. İkincisi sosyal medya yasası gerçekten ne zaman yürürlüğe girecek? Ee, şu anda çalışmalar nasıl devam ediyor? Bence de bu soru önemli. Şimdi tabii burada meselenin e, siyasi ve hukuki yönü var. Diğer taraftan da yeni yapılacak düzenlemeyi soruyorsunuz. Bakınız şu anda e, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına dönük hakaretlerin ve saldırıların ne anlama geldiğini açıkçası milletimiz çok iyi okuyor. Bu saldırıların arka planında demokratik açıdan bir hazımsızlık yatmaktadır. Yani milletimizin seçilmiş cumhurbaşkanına, seçilmiş hükümet başkanına, devlet başkanına karşı maalesef e, belki de ucu başka yerde olan yurt dışında olan çevrelerin de motivasyonuyla bazı saldırıları gerçekleştiriyorlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık ve düşmanlığın arka planında yatan ne? Millete düşmanlığın, Jacoben ve faşizan anlayışın maalesef evrim geçirmiş halini bugün sosyal medya üzerinden trollerin bindirilmiş kıtalarla gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Şimdi bakın sayın bir devlet başkanına neden dolayı hangi sebepten bu saldırıları gerçekleştirebilirsiniz? Sayın Cumhurbaşkanım sizlere hangi kötülüğü yaptı? Soruyoruz. Yani son 1-2 yılı hani 20 yıla gitmeyelim. Son 1-2 yılda yani salgınla hamdolsun dünya devletleriyle rekabet edildiğinde bir kıyas yapıldığında yurt dışından kendi vatandaşlarını alıp gelip ülkesinde tedavi eden bir Türkiye var. Baktığımız zaman Suriye'de terörle mücadelede bir başarı var. Bakıyoruz. Mavi vatanı inşa etmiş. Bundan mı rahatsız oluyorsunuz? Veya mavi vatana göz diken darbeci Hafter'e karşı Libya'da Rusya'ya, Fransa'ya karşı bir başarı elde edilmiş. 28 yıldan beri işgal altında olan Dağlık Karabağ kurtarılmış. Ayasofya açılmış. Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğalgaz bulunmuş acaba bunların hangisi nedeniyle sayın cumhurbaşkanımıza bu kin ve nefretiniz bu düşmanlığınız veya bu düşmanlığı bu kin ve nefreti cumhurbaşkanımıza karşı gerçekleştirirken terörist sevgilisine karşı malum sözde o milletvekiline karşı çıkıp bir tek sözünüz var mı açıkçası hani şairin ifadesi var ya her şey akar insan tarih su yıldız insan ve fikir. Oluklar çift birinden nur akar birinden kir. Bu dizelerde olduğu gibi açıkçası herkesin safını netleştirdiği Hı -hı. ve gerçekten milletin bekasından, milletin istiklalinden, refahından yana olanlarla milleti yeniden zillete düçar etmek isteyen çevrelerin karşılıklı bir mücadelesini görüyoruz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu gerçekleştirilen saldırıların sosyal medya üzerinden veya konvansiyonel medya üzerinden gerçekleştirilen bu saldırıların arka planında Milletin iradesine, milli iradeye, demokrasiye karşı bir hazımsızlığın olduğunu pekala biliyoruz. Şimdi düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu makamda değil de sıradan bir vatandaş olsaydı, böyle bir tweet atsaydı, bu düşmanlığı yapacaklar mıydı? Hayır. Yani demek ki orada o makama karşı ve Cumhurbaşkanımızın bu milletimiz millet için kurduğu hayaller ve gerçekleştirdiği icraatlardan dolayı kin ve nefret duyan bir çevre var. Ama Cumhurbaşkanımız her zaman ifade eder. Milletimizin kaderi bizim kaderimizdir. Milletimizin acısı bizim acımız, milletimizin zararı da bizim zararımızdır der. Hı hı. Milletimizin menfaati bizim menfaatimiz. Onun yüzündeki tebessüm bizim tebessümümüzdür. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız milletimizin menfaatine, milletimizin faydasına yaptığı bu kadar icraata karşılık birileri milletimizin zararına olanı istiyorsa o zaman bu milletle bir kader birlikteliği içerisinde değillerdir. Onun için bu meselenin demokratik açıdan, siyasi açıdan önemi vardır. Biz özellikle bu nokta üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ve verdiğimiz mücadele de şu anda Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın verdiği mücadele de... ...işte demokratik açıdan Cumhurbaşkanımızın şahsında devletimize ve milletimize karşı yönelik saldırılara bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu anlamda açıkçası... Ee, geçmişte Turgut Özal'a yapıldı, Adnan Menderes'e yapıldı ve bu ülkede taş üstüne taş koyan, bütün millet için kurduğu o güzel hayalleri hayata geçiren bütün siyasiler için benzer saldırılar yapıldı. O saldırılardan sonra işte Turgut Özal rahmet rahmana kavuştu. Bakıyoruz ki şimdi o saldırıları gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi bir numaralı Özalcı olmuş. Veya bakıyoruz Menderesçi olmuş. Sözüm ona Demokrat Parti'yi kucakladıklarını ifade ediyorlar. Ha, burada tek bir dert vardır. Millet düşmanlığının maalesef maske giymiş halidir. Bunlarla mücadele edeceğiz. Ha diğer taraftan hukuki açıdan bakacak olursak. Hı hı. Şimdi e, hukuki açıdan mücadele malum bu savcıların meselesi. Ve Cumhurbaşkanı'nın hakaret suyu, suçu e, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de işte orada kraliçeye karşı veya işte Cumhurbaşkanına karşı Almanya'da hı hı. bu düzenlemeler benzer şekilde var. Bütün dünya ülkelerinde var. Şimdi bütün dünya ülkelerinde var olan bu düzenlemeye uygun bizdeki düzenlemede eğer bir hakaret varsa cumhurbaşkanımızın şikayetine bile bağlı olmadan resen zaten savcılar harekete geçiyor. Şimdi burada sorulması gereken soru şu: bir hakaret var, bunu bırakınız bir cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanına yapılan bu hakaret aslında milletimizin her bir ferdine, hı hı. demokrasimize karşı da bir saldırı niteliğinde. Bu saldırıya karşı savcılar harekete geçiyor. Yahu sen şunu diyorsan biz bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yahu bu bir sövmedir, bir hakarettir. Ancak bir hakaret olsa da eyvallah denmelidir diyorsak bu gerçekten demokrasimiz adına, hukuk devletimiz adına başka sıkıntılara yarın sebep olacak bir hadisedir. Yarın bu suçun mağduru olduğunuz zaman buradaki mağduriyete karşı nasıl bir efendim kendinizi savunacaksınız? Herkes empati yapıp bunu bir düşünmesi lazım. Diğer taraftan da madem ki bir eylem var, bu eylem suç teşkil ediyorsa zaten savcılar reysen harekete geçiyor. Ancak efendim burada bu tür hakaretler, bu tür suçlar işlensin ancak bunun üstüne bir bardak su için denirse burada kişi güvenliği ve kişi özgürlüğü ortadan kalkar. Hı hı. Çünkü bu nokta eee bütün dünya hukuk sistemlerinde bir tekamülün, bir gelişimin, bir efendim olgunlaşma sürecinin neticesinde korunması gereken bir hukuki menfaat olarak görülmüş bireyler için var olan hakaret suçu, hı hı. bireyleri korumak için öngörülen hakaret suçu, cumhurbaşkanlığını, Cumhurbaşkanlığı makamı dikkate alınarak ve ülkenin demokratik seçilmiş meşru devlet başkanı, meşru hükümet başkanını koruyan bir düzenleme olarak ceza hukukunda sevk edilmiş bir maddedir. Bu nedenle burada yapılması gereken e, mesele bu hususta maalesef toz ve gaz bulutuna dönmüş sosyal medya alanında bir düzenleme düzenlemeyi muciptir. Yani bu alanda bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Biz de bunun peşindeyiz. Bakınız şöyle bir filmi geri saracak olursak yani bundan 40-50 yıl öncesini bizim 30 yıl önce çocukluk yaşlarımızda Şöyle baktığımız zaman televizyonlar hatırlayın. Şu günkü düzenden çok farklı bir televizyon yayın organı vardı. Yayın anlayışı vardı. Ve maalesef e, özellikle çocukların fiziksel ve e, duygusal gelişimini engelleyecek ciddi erozyona neden olacak yayınlar vardı. Hı hı. Nasıl bundan 30-40 yıl önce televizyon kanallarında yapılan yayın nasıl düzensiz, disiplinsiz ve... ...kendi kendini denetleyen etik kurallardan uzak ise... ...sosyal medyanın erken dönemi olarak ifade edeceğimiz günümüzde de... ...aynı başıboşluk söz konusudur. Bu alanı düzenlemek kişi hak ve özgürlükleri açısından... ...çok önemlidir, ehemmiyetlidir. Bu hususta gelişmiş bütün demokrasilere baktığımız zaman... ...Kıta Avrupa'sı başta olmak üzere Anglo-Sakson ülkelerinde... ...İngiltere, Amerika'da benzer düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandı. Çünkü... Bu sadece devlet başkanı açısından değil, düşünmeyin. İnanın biz Cumhuriyet Halk Partili siyasilerle de konuştuğumuz zaman onlar da benzer şekilde sosyal medya üzerinden yapılan saldırıların, hakaretlerin gerçekten çok ciddi bir zarar ortaya koyduğunu ve bu hususta bir düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu ifade ediyorlar. Hı hı. Şimdi e, bu anlamda e, Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu saldırıları biz özü itibariyle Demokrasimize ve milli irademize, seçilmiş hükümetimize, ülkemizin ve milletimizin sosyal, ekonomik ve siyasi varlığını bu topraklarda egemen kılmak için canla başla çalışan milli iradenin te temsilcisi Cumhurbaşkanımıza karşı yapıldığını görüyoruz. Onun için bunların üzerini örtmek, yok saymak, göz ardı etmek, geçmişte Menderes'e ve Özel'e yapılan saldırıların neticesinde nasıl o siyasi süreçler maalesef sonlandırılarak, milli odakların yeniden derin ve paralel yapılar üzerinden ülke üzerinde egemenlik kurmaya çalıştıkları dönemleri yaşamışsak benzer dönemleri Türkiye'nin önüne getirebilir. O anlamda demokratik açıdan ve hukuki açıdan sorumlu bu alanın e, takipçisi olduğumuzu tekrar milletimize ifade edelim. Beri taraftan da bu hususu dezenformasyon düzenlemesi bağlamında inşallah pek yakında meclis gündemimize, gündemine getirerek yasalaştıracağımızı, kıta Avrupa'sında gelişmiş demokrasilerde kişi hak ve özgürlüklerin korunarak iletişim ve haberleşme, haber alma hak ve özgürlüğünün de hı hı. teminat altına alındığı bir sistemi inşa etmemiz lazım. İnşallah bunun müjdesini daha evvel Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti. Bunu Bu noktada meclisimizin de yaptığı çalışma ciddi bir noktaya geldi AK Parti grubu olarak. İnşallah bu düzenlemeyi önümüzdeki ilk fırsatta meclis gündemine getirmek suretiyle yasalaştıracağız. İlk fırsat derken Cahit Hocam böyle yakın bir tarih falan. Şöyle malum yasal e, yasama süreci öncelikle biz AK Parti grubu olarak kendi içimizde bunun bir çalışmasını yapıyoruz. Hukukçu milletvekillerimiz ve özellikle medya alanında tecrübesi ve birikimi olan siyasiler bu noktada çalışmalarını yapıyor ve siyasi kararımızı parti nezdinde aldıktan sonra e, meclise Kanun teklifi olarak sevk ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte meclis başkanlığımıza bu teklifimizi sevk edeceğiz. Son aşamaya geldiğimizi düzenlemenin son şeklini vermek suretiyle yasalaştırma yani meclis başkanlığına verilmek suretiyle komisyon süreciyle beraber genel kurulda görüşmelerini tamamlamak suretiyle inşallah yasalaştırma aşamasında olduğumuzu ifade edelim. Yani e, uzun bir müzakere çalışma sürecinden sonra dünya düzenlemeleri dikkate alınarak bu noktada e, konunun tarafı olan bütün kurumlar dinlenmek suretiyle kendi iş çalışmamızı sonuçlandırma aşamasına geldik. Bunu inşallah meclis başkanlığımıza sevk ederek süreci meclis aşamasında başlatmış olacağız. Hı hı. Yani buradan yani bu, yakın bir zaman yani, algılıyoruz. Yani çok yakın bir zaman. Yani 3 vakte kadar demir yani. Aslında kalındığında söylemiş mi oluyoruz? Tabii yani şöyle... Söyleyelim yani. E, şöyle, e, yasal düzenlemeler, parlamentonun şu anda gündeminde olan meseleler... ...veya bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra girecek hı hı. gündem konuları dahi... ...yapılsaydı keşke bir iki yıl önce, beş yıl önce yapılsaydı denilebilir. Ancak bu noktada bir şeyin yapılması kadar... ...demokratik süreçlerin, müzakerelerin ve istişarelerin yapılması da çok önemli, çok kıymetli. Bu anlamda inanın yapılan düzenleme çok yönüyle değerlendirildi ve konunun tarafları dinlendi. Kendi istişarelerimizi tamamladık ve mukayeseli hukuk dediğimiz dünya örnekleri dikkate alınarak son şekli verildi, veriliyor. Bu süreçleri de hata yapmamak üzere işlettiğimizi de ifade etmek isterim. Hani bizim geleneğimizde bir ifade vardır. Bir gemide 100 kişi var, 99 tane şaki bir tane masum var. O gemi batırılır mı? Batırılmaz. Bizim me medeniyetimiz, hmm. geleneğimiz inancımız bunu emreder. Bu anlamda yanlış bir iş yapmaktansa doğru işi yapmak üzere meseleyi tüm çevresiyle değerlendirmek ve ondan sonra e, parlamentoya sevk etmek doğru olduğunu düşünüyoruz ve bu süreçleri işler Sosyal medyada güçlü misiniz Tabii e, sosyal medyayı e, bu konuyu konuşurken acaba sosyal medya e, bugün Türkiye gündeminin ne kadarını teşkil ettiğini de bir tartışmamız lazım. Biz AK Parti olarak ARGE Başkanlığımızın anket çalışmalarıyla da bunu değerlendiriyoruz. Şu anda eğer Türkiye'de e, milli irade toplumun talebi, beklentisi toplum vatandaşlar neyi düşünüyor, neyi konuşuyor diye baktığımız zaman sadece Twitter üzerinden yapılan tartışmalara bakacak olursak, buraya özgülersek meseleyi, evet. inanın orada esen rüzgarla Türkiye'nin gerçek rüzgarı arasında hiçbir benzerliğin olmadığını altını çizelim. Hatta geçen de Sayın Hakan da yazdı bunu Ahmet Hakan. Yani orada bugüne kadar köpürtülen, estirilen rüzgarlarla seçim akşamı, seçim sonucunu bekleyenlerin büyük bir hüsranla karşılaştığını bilelim. Bakın bizim yapmış olduğumuz anketler çerçevesinde e, Türkiye'nin, Türkiye gündeminin 1.6'sı Twitter üzerinde esen rüzgarlardan oluşuyor. Bakın. Öyle mi? Evet bu rakam. O son rakam. Evet yani şu e, sosyal medya dağılımı, Hı -hı. sosyal medya kullanıcıları, bu sosyal medya kullanıcılarının Hangi sosyal medya araçlarını kullandıkları ve bu sosyal medya aracı kullananların da ne kadarını siyasetle e, ilgili paylaşımlar yaptığı konusunu incelediğimizde hani Instagram... Ama şöyle bir şey var Cahit Hocam, çok özür dilerim. Mesela çok önemli bir şey temas ettik ama bir taraftan da mesela sosyal medyada dönen dezenformasyonları da bir bakıma mesela halkın ağzından da duyabiliyoruz. O nasıl oluyor? Şimdi bazen diziler oluyor. Diziler zaten film. Zaten olmayan bir hikaye doğru mu? Hı hı. Bir edebi e, çalışma sinemaya aktarılıyor. Dizilere aktarılıyor. Şimdi ben şöyle de görüyorum. Evet. Bazı haber kanallarında dizilerde olup biten hadiseleri haberleştiriyorlar. Bu dizide şöyle 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 oldu. Yakında bir sonraki bölümde böyle olacağı bekleniyor diye. Halbuki haber olan olmayan bir e, senaryodan bahsedilerek haber yapılıyor. Twitter'da e, maalesef. Konvansiyonel medya üzerinde bir haber kaynağı olarak değerlendirilip oradaki tartışmalar azıcık da bir sinema senaryosu gibi haberleştiriliyor. Birazcık da böyle bakmak lazım. Hani bunu yok saymak anlamında ifade etmiyorum. Hı hı. Ancak orada e, troll dediğimiz veya işte bot hesaplar dediğimiz hesaplar üzerinden eğer bir rüzgar estiriliyor ve yarın akşam sandıkları açtığımız zaman o trollerin e, paylaşımları dikkate alınarak oylar sayımı dökümü yapılacaksa Eyvallah buna demokrasi deriz ve tek yol Twitter deriz. Ancak mesele öyle değil. Mesele milletin vicdanında geçen iradenin sandığa yansımasıdır. Bakın son Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde cumhuriyetçilerle demokratların arasında her ne kadar her ne kadar demokratlar kazanmış olsa da aradaki oy farkının yüzde onları aştığı iddia ediliyordu. Ancak görünen öyle olmadı. Demek ki hani biz kısık sesleriz diye bir şiir var. Vatandaşımız son, son sözü sandıkta söylemeyi tercih ediyor. Sandığa gidene kadar da kalabalığın galeyanına gelmeden kendisi sükunet içerisinde iradesini ortaya koyuyor ki bizim anketlerimiz veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin anketleri de bunu doğruluyor. Yani Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğu ve AK Parti'nin oyunun yüzde %40'larda olduğu, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber net duruşu olan ittifakın %50 bandında olduğu, bölünmüş ittifakın, bölünmüş benzemezlerin ittifakının bölük pörçük durumuna rağmen Cumhur İttifakı'nın gerisinde olduğu aşikar. Ama gerçekten bu sosyal medyada estirilen rüzgarların da vatandaşlarımızı sandık öncesi bir sükunete sevk ettiğini de görüyoruz. Yani vatandaşlarımız bu kalabalığın galeyanına, gürültüsüne pabuç bırakmıyor. Ancak sandığa gittiği zaman da bugüne kadar ortaya koyduğu o mahşeri vicdanı, o iradeyi Yine milletten, demokrasiden, özgürlüğümüzden ve geleceğimizden yana olacağına biz yürekten inanıyoruz. Birbirimize sahip çıktığımızı düşünüyor musunuz? Sosyal medyada herhangi bir e, siyasi bir hakarete uğradığında ya da bir e, tahkirle karşılaştığında. Şimdi tabii e, hani bir saf tutma anlamında hı hı. E, bizim parti olarak daha önce de sosyal medya tavrımızla ilgili bir yaklaşımımız var. Bizim yaklaşımımız hiçbir zaman troller üzerinden, bot hesaplar üzerinden, yalan haberler üzerinden, sosyal medyada anı günü kurtarmak üzerinden bir çalışma yapma anlayışı içerisinde hiç olmadık. Biz her zaman doğrudan adaletten ve vatandaşımıza gerçeği göstermeden yana olduğumuz ifade etmek Şöyle bir, bir eleştiri var. E, Twitter'da ya da sosyal medyada aksiyon almak için e, Sayın Cumhurbaşkanımızın iş, işaretini bekliyorlar tarzında bir eleştiri e, var aslında. Buna katılıyor musunuz? Yani bu noktada bizim e, parti olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde anlatıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizim bir parti duruşumuz var. Hı hı. Bu parti duruşumuz her zaman hem icraatlarımızı anlatmak, hem de dava ve yol arkadaşlarımıza sahip çıkmak, hem de milletimizi Yanıltmak ve milletimize yalan haberler üzerinden, çarkçılık üzerinden efendim hile ve desiselerle milletimize gerçeği gizlemek suretiyle yaklaşmak isteyenlere karşı müteakkız durumumuz vardır. Hı hı. Bu anlamda e, belki bazen bir bakanlığın konusu olur. Bakanlık önden cevap verir. Normaldir. Çünkü o işin erbabıdır, işin Tabii. ehlidir. Bazen bir genel başkan yardımcılığı ya da bir e, birim başkanının konusuna giren bir gündem maddesidir. O önü çeker, o götürür. Veya bir meclis grubunun çalışmasıdır. Biz de meclis grup başkanlığı olarak tavrımızı alır. Ve bizim bütün teşkilatlarımız da bu tavır çerçevesinde desteğin desteğini ortaya koyar. Bu anlamda bizim parti bütünlüğümüz, bakın bugün Türkiye'de ve dünyada hiçbir siyasi partide olmayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu AK Parti'de vardır. AK Parti dünden bugüne, bakın 20 yıllık tarihi süreci içerisinde ve hükümetlerimiz döneminde bu davada istikamet üzere olan Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti'nin varoluş felsefesini benimseyen herkes hani bir şarkımız var bizim sana da bir yer var geniş bu halka diye herkese yer vardır AK Parti'nin çatısı altında ve geçmişten bugüne yolunu kaybedenler haricinde teşkilatımız bir bütündür kardeşlik birlik beraberlik hakimdir ve bu konuda biz de her zaman e, ee, konuşmalarımızda ifade ederim. Ayet-i kerimede o şekilde buyuruluyor. Ve le tenaze'u ve tefşelu ve tezhebe rihukum. Nizalaşmayınız. Tefrikaya düşmeyiniz. İhtilafa düşmeyiniz. Aksi takdirde öyle yaparsanız rüzgarınız azalır. Hani geminin o e, efendim yelkenlerindeki rüzgar azalır ve söner yok olur gidersiniz buyuruluyor. Bu anlamda AK Parti birlik, beraberliğin ve kardeşliğin Türk siyasi yelpazesinin tek çatı altında toplanmasının adeta bir başarısıdır. Onun için geçmişte AK Parti'ye baktığımız zaman Anavatan Partisine, Doğru Yol Partisine, Refah Partisine, milli ve yergi yerli çizgide bulunan bütün siyasi partilere baktığımız zaman hepsi AK Parti çatısı altında birleşmiştir. Onun için AK Parti'nin en büyük başarısı bana göre birlik beraberlik ve kardeşliktir. Bunu yapmasaydı, yapamasaydık zaten e, faizlerin düşülmesinden ekonomik istikrara, siyasi istikrara, diplomatik başarılara, ekonomideki başarılara ulaşmamız mümkün değil. 2023'te ne olacak? 2023'te milletimiz şaşmaz terazisiyle Allah'ın izniyle yeniden durmak yok, yola devam diyecek ve milletimiz bu kutlu yürüyüşünü çok daha güçlü yarınlara taşınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı onlar aynada kendilerine bakıp lider zannediyorlar. Ve kendilerini de siyasilerden bir siyasi, Cumhurbaşkanımız gibi bir lider zannediyorlar. Bakınız Esra Hanım, hı hı. Cumhuriyet tarihinde bundan sonra ilk kez, ilk doğrudan halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçimi kazanmıştır. Bakın net söylüyorum, bu da geleceğe yazılmış bir mektuptur. Gelecekte hiçbir lider... Cumhurbaşkanımız gibi öyle kolay kolay ilk turda seçimi kazanabilmesi mümkün değil. Bakınız Amerikan seçimleri farklı. Hmm. Ve Amerika'da seçiciler kurulu seçiliyor ve orada tabii ki doğal olarak e, net bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de ilk turda e, böyle bir e, seçim başarısının ortaya çıkabilmesi mümkün değil. Onun için Cumhurbaşkanımız bugün Türkiye'de cumhurla başını bir araya getiren ve bugüne kadar yaşadığımız bütün istikrarsızlıkları sonlandırarak gelecekle ilgili yegane umut ve iktidar alternatifi olan bir siyasi hareketin lideridir. 2023'te bizim bir rehavetimiz yok. Bir rehavet içerisinde değiliz. Cumhurbaşkanımız 2001'de partimiz kurulduğu andan itibaren her daim yeni hedefler, sahada sürekli yeni mücadele alanları ortaya koymak suretiyle çalıştık çalışıyoruz ve çalışacağız. Hani bu bir rehavet olarak algılanması algılanmasın diye ifade ediyorum. Ancak biz inşallah 2023'te Siz hissediyorsunuz o rehaveti. Allah'ın izniyle rehavet yok. Bakın şimdi denizden ben kendi ilimden haber vereyim. Denizli'de halk ne diyor? Eee hocam şimdi, mesela işte. En çok şikayeti de eee ne şikayet var mı halkta? Sahada. Şimdi mesela. tabii mesela pazardaki halk ne söylüyor? kardeşlerimiz ne soktuğu. Tabii şimdi öncelikle şunun altını çizeyim. Tabii sahada Cumhuriyet Halk Partisi yok. İyi Parti de yok. Bakın şu yok anda mı? yok tabii ki. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 milletvekilinin bir tanesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Bir tanesi istifa etti. Bir tanesi de genel başkan yardımcısı olduğu için tabii ilimize fazla gelmiyor. Yani zaten sosyal medyanın böyle güzelliği de var. Zaten Denizli ziyaretleri de orada da gözükmüyor. Ancak biz Hamdolsun dört milletvekilimize sahada bakkal, çakkal, manav, kasap, köy, kent, çiftçi, esnaf geziyoruz. Sokaktayız. Esnaf geziyorum doğrudan. Bakın siyaset nedir? Adeta bir vücudun kılcal damarları nasıl deriye kadar ulaşmazsa orada kangren olur ölürse... Hı hı. ...biz de siyasetçiler olarak toplumun tüm kesimlerine nüfuz edip oralarda gönül köprüleri kurmazsak siyaset kangren haline gelir. Onun için biz gerçekten Ankara'da işlerimizi güzel yapmamız gerekiyorsa ve milletin teveccüh gösterdiği, milletin yüzünde tebessüm oluşturan icraatları ortaya koyacaksak, Cumhurbaşkanımız liderliğinde biz AK Parti teşkilatları olarak sahada kılcal damarlara kadar nüfuz ediyoruz. Bakın sahada ne olup ne bitiyor inanın Ankara'da biz dinliyoruz. Adeta bir doktorun stetoskopuyla nasıl kalbi dinliyorsa öyle. Bugün çiftçilerimiz tamam gübre fiyatlarından rahatsız. Evet Gübre fiyatları artıyor. Ama çiftçimiz biliyor ki gübre fiyatlarındaki artışın nedeni bunun ham maddesinde artıştan kaynaklandığını biliyor. Hı hı. Potasyum, nitrat, fosfat. Bunun kaynağı doğalgaz. Doğalgaz fiyatı artarsa gübre fiyatı da artıyor. Şimdi bunun fiyatı artarsa çiftçimiz şunu soracak bize. E ben nasıl buğday üreteceğim? Ben nasıl kazanacağım? Acaba ben gübreye, mazota şuna buna de para verdikten sonra sizden aldığım destek ve bu ürünün edeceği para benim alın terimi koruyacak mı sorusu doğru mu? Temel soru bu. Heh, i̇şte onu da diyoruz ki bugün madem ki gübre fiyatlarında bir artış var bu enflasyon küresel borsalarda belirlenen tarım ürünlerinde de yansıyor ve gelecek sene inşallah çiftçimiz buğdaydan çok muhteşem para kazanacak ve yüzü gülecek. Bak, ne zaman? Önümüzdeki olacak? Ay. Hayır şöyle. Önümüzdeki zamanlarda. Allah söyledi. E, hasat diyoruz ya hı hı. yani 2020 e, 20 hasatında 1.3 buğday fiyatıydı vatandaşımızın yüzü güldü o zamandan başladı bu enflasyon yani salgınla kapanmayla beraber sonra 2.7 dedik 2021'de 3 35a sattı ve 4-4.5 oldu şu anda ve önümüzdeki sezonun hasadında Allah'ın izniyle dolarda da artıyor madem gübre artıyorsa buğday artmayacak mı? 50-60 sentin üzerine çıkacak. Ve bu da çiftçimiz açısından ciddi bir kazanç olacağını ifade edelim. Yani çiftçimizin yüzü gülecek. Bakın biz tarım memleketiyiz Denizli. Tarım, turizm, traverten, teknoloji, T alanında çok başarılı bir şehiriz. Ve tabii Denizli'de özellikle çiftçimiz pamuk fiyatları işte ekranın başında izliyorlar. 13 liraya buldu pamuk fiyatı ve gerçekten pamuk üreticimiz memnun evet enflasyon gübre de var ama çiftçimizin ürettiği ürünleri de çiftçimiz alın terini alırken de karşılığını alıyor. üzüm, kiraz, incir, efendim yine elma ve diğer hububatta hamdolsun çiftçimiz 2021 yılını bereketli bir ya yıl olarak geçirecek. Pazara da yansıyacak yaşar. bu. Tabii ki. Hmm. Tabii ki. Ne zaman? Bunu <laughs> e, inşallah Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Elimizdeki veriler de bunu doğruluyor. İnşallah. Birkaç yıl içerisinde inşallah bunun karşılığını göreceğiz. İngiliz Büyükelçisi'nin Türkiye'deki siyasi muhatabı kimdir? Tabii özellikle e, sefaret dediğimiz hadise diplomaside uzun bir tekamül sürecinden sonra belli standartlara gelmiştir. Özellikle geçen de bazı büyükelçileriyle ilgili hı hı. istenilmeyen kişi ilan edilme süreçlerini yaşadık. Hı hı. Malum bir diplomat bir sefaret. Bir ülkede bulunduğu müddetçe o ülkenin iç hukukuyla efendim e, iç e, siyasetine müdahale etmemek, sadece kendi ülkesini temsil etmek konusunda hassas davranmalıdır. Bu çok net bir kuraldır. Hı hı. Bu kuralın istisnası olmaz olamaz. Ha, bel diyelim ki e, bu ülkedeki muhatabı e, bu ülkenin resmi makamlarıdır. Bir belediye başkanı da olabilir, ziyaretine gidebilir. Ancak bir belediye başkanıyla siyasi planlar içerisinde bulunması doğru değildir. Siyasi planlar yani farklı yani siyasete müdahale eder bir noktada olması kabulü mümkün hmm. değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu ülkenin seçilmiş hükümeti ve devletin resmi makamları e, nın çizdiği sınırlar dışına çıkması veya bir söylem, bir siyasi duruş içerisinde olması istenmeyen adam ilan edilmek için yeter sebeptir. Geçmişte bunu yaşadık. Şimdi tabii bunu Efendim bir belediye başkanı ziyarete gidebilir mi? Yani bunun... Şöyle sorayım. Cumhurbaşkanlığına dair bir ikbal e, hayali olan e, varsa eğer o da bu İBB başkanıysa e, bunu İngiliz anahtarıyla denemiş olabilir mi? Şimdi görünen o ki e, dış şöyle o manzarayı umumiyeye baktığımız zaman hani Öyle Nutuk'tan bir şey söyleyelim, yani aldığınız... Manzarayı umumiyeye baktığımız zaman Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç rekabet ortamı bunun varlığını gösteriyor. Bir savaş var mı orada? E, tabii ki var. Şimdi bizim söylememiz doğru olmaz. Bakın biz söylersek AK Partililer Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle yaklaşıyor derler. Ben demiyorum. Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adayı oldu. Ve ne dedi? Cumhuriyet Halk Partisi işgal altındadır dedi. Şu anda kasetle gelen genel başkana dedi ki, bunu buraya getirenler Cumhuriyet Halk Partisini işgal etmiştir dedi. Ben demedim. Ve bu noktada aynı kanata sahip olan pek çok Cumhuriyet Halk Partili var. Bu kanata sahip olan bazı Cumhuriyet Halk Partileri gitti başka partiler kurdular. Değil evet. mi? Ha şimdi demek oluyor ki Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içerisinde de farklı dinamikler, farklı Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya çalışıyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasetle gelen genel başkanı 3 gün, 4 gün vatandaşımız karla boğuşurken balık sefası süren Belediye Başkanı ile ilgili Kılıçdaroğlu hiç savunman savunan ifade kullanmadı. Hani diyorsunuz hı hı. ya sosyal medya üzerinden birbirini savunuyorlar mı acaba diye. Kılıçdaroğlu 3 gün 4 gün hiç İmamoğlu'nu savunmadı. Ve e, İmamoğlu da madem ki böyle işte dedi senin 100 bin liralık otel e, görüntünü ben de paylaştım dedi. Böyle bir çarpışmayı adeta zil Dedin gibi mi, gördük. İmamoğlu? Yani bunu gördük yani ben ve AK Partililer mi çekti oteldeki Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını? Kim çekti? Yani bir CHP'li çekti ya bu CHP'li çekti ya belediye başkanının adamlarından birisi çekti veya birbirine sızdırdılar bunu paylaştılar. Hmm. Fakirlik, yoksulluk, yoksulluk edebiyatı güden bir genel başkan bir gece 100 100.000 TL'lik otelde ne işim var? Şimdi bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç hesaplaşmasında acaba Kılıçdaroğlu'nun başkanlık aday adaylık sürecini Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci nasıl kapatırız? Ya aday, çıkar, aday olmamasını şu anda bu e, çatışmaya mı bağlıyız? Aday çıkaramamalarının sebebi. Aday çıkaramamalarının sebebi diğer bileşenler, diğer benzemezlerin de reaksiyonu var. O ayrı bir mesele. Hı hı. Bunların adaylık meselesi Esra Hanım benzemez ittifakta çözmeleri gereken yüz meseleden sadece birisi. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Adaylık meselesini, meselesini çözseler bile. Masada nasıl oturacakları meselesi var. Daha ikinci mesele. Geriye kalıyor 98 tane daha mesele çözecekler. Ancak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'yla kendi parti içi rekabetlerinde görünen o ki İmamoğlu kendisi de ifade etti. Bir belediye başkanı olarak dedi benim kar küremekten çok daha önemli bir işim vardı. Gittim İngiliz büyük elçisiyle görüştüm dedi. Mi? Dedi değil mi? Şimdi diyor ki ben belediye başkanı olabilirim ama diyor. Ben kar küremekten daha önemli bir iş görüşmeye gittim. Ne olabilir? 16 milyon için değil de 85 milyon için bazı şeyler görüşmeye gittim demek istiyor galiba. Kar değil kar küremek galiba. O evet. O Türkçe'deki <laughs> e, imla efendim e, işaretini de keşke hani <laughs> kaldırmasaydı oradaki daha net değil mi? anlaşılırdı. Değil şapka orada önemli. Evet şapka, şapka önemli. önemli. Bir şapka bir kişi işte rezil de der vezir de der. <laughs> evet. Peki Cahit Hocam aslında herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi. Ben sizin görüşünüzü de merak ediyorum. Bu anlamda bu ittifaklarındaki dengeyi de etkileyici açısından soruyorum. HDP kapatılacak mı? Şimdi tabii şu anda Türkiye hamdolsun böyle Avrupa'dan gelmiş falan inceleme falan efendim komisyon üyesi değil de. Türkiye tabii anayasal hukuk düzeni çerçevesinde kendi anayasal rejimine ilişkin çalışmaları yürütür. Hı hı. Bu anlamda ben şuna bakarım. Yahu bizim bir anayasal düzenimiz var bu ne diyor? Hı, hı İkinci aşamada şuna da bakabiliriz. Yahu bu, bu tamam böyle bir anayasal düzen var böyle siyasi partiler kanunu var ama diğer taraftan da efendim Maastricht kriterlerinden efendim ...Benedik Komisyonu'nun raporlarına kadar buradaki standartlar ne? Bu açıdan acaba parti kapatma nedir diye de bakabiliriz. Şimdi Malum İspanya çok örnek veriliyor. Batasuna kararı. Yahu bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir siyasi partinin bir terör örgütüyle arasına çizgi çekmesi için sessiz kalmasını bile kabul etmiyor. Sessiz kalamazsın diyor. Aktif eylem yükümlülüğü yüklüyor. Aktif eylem yükümlülüğüne gidip diyor sessiz kalmayacaksın ayrıca diyor kınıyacaksın diyor. Şimdi burada baktığımız zaman HDP'ye yani ve ee, son fotoğraflara da baktığımız zaman açıkçası burada bir kınamanın kınama beklentisi içerisinde olmak ham hayal olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani doğrudan terörist sevgilisinin efendim milletvekili yapıldığı aday gösterildi ve yine terör örgütü mensuplarının e, pek çok belediyelerde görev verildiği bir ortamda e, terör örgütüyle tamamen içteş hale gelmiş birbirine geçmiş yapı var. Şimdi burayı biliyoruz. Bu hususta yapılması gereken nedir? Elbette anayasal düzen neyi gerektiriyorsa bunu yapmak lazım. Bakın şimdi e, Türkiye o ne der bu ne der diye değil. Hakkı üstün tutmak lazım. Hukuk ne der? Adalet ne der, Demokrasimiz nedir? Buna bakmamız lazım. Şu anda sureti haktan gözükerek olabildiğince vatandaşımızı etkileme gayreti içerisindeler. Yalan ve dolanla. Hı hı. Ama milletimiz özellikle de Kürt vatandaşlarımız HDP'nin en büyük Kürt düşmanı olduğunu, Kürtleri katlettiğini, Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların kendi içerisindeki kardeşliğine ihanet ettiğini ve bölgede petrol şirketlerinin, silah baronlarının ve faiz lobilerinin morozanlığını yaptığını ve bugüne kadar gönül coğrafyamızda kan ve gözyaşına boğulan bütün ülkelerin başına ne geldiyse Türkiye'nin ve özellikle de bölge coğrafyasının da başına Aynı şekilde çorap örülmeye çalışıldığını bu terör örgütüyle vatandaşlarımız biliyor. Şimdi böylesi bir terör örgütü varsa biz Kandil'de, Gabar'da, Besler Dereler'de, nerede bulursak bulunduğu inlerde bu mücadeleyi ortaya koyuyorsak e kalkıp da bunu parlamento çatısı altında herhalde müsaade edecek değiliz. Orada da mücadele etmemiz lazım. Ne olacak? Hem siyasi hem hukuki mücadele. Öncelikle elbette. HDP'yi millet nezdinde kapatacağız. Zaten bu Allah'ın izniyle milletimiz sandıkta bunu kapatacak. Hmm. Ancak bu noktada anayasal hukuk düzenimiz ne diyor? Anayasada durum ne ve bu çerçevede bu parti çizgiyi aşmış mı? Ya da bu parti artık bir terör odağı haline mi gelmiş? Ona bakacak olursak eğer burada bir norm varsa, bir hukuk emretli bir hadise varsa bunu da hayata geçirmek elbette hukuk düzenimizin Hukuk kurul, kurullarımızın, hukuk efendim makamlarımızın e, yetki ve görevindedir bu hususu zaten yargı takip ediyor. Hı hı. E, Cahit hocam bir soruyu ıskaladım onu tekrar dönüp e, soruyorum şu soru e, biraz önce e, İBB başkanının o balıkçıdaki görüntüleriyle konuşurken aslında herkesin de merak ettiği bir soru bunu hukukçu Cahit Özkan'a soruyorum. Mobes'e görüntülerini yayınlamak suç mudur? Şimdi tabii onunla ilgili bir soruşturma herhalde takip ediliyor. Var. Çünkü birçok burada sosyal medyada bunu yayınlayan gazeteci arkadaşlarımıza da suç duyurusunda bulunuyor. Yani bilmiyorum ne aşamada şu anda ama bu bir suç mudur? Yani MOBES'e göre hali hazırda herkesin gördüğü bir tıkla girdiği zaten devletin böyle bir sistemi var MOBES sistemi. Bu sisteme girilme, girilmesi burada o görüntülerin yayınlanması suç mudur? Şimdi tabii e, bu kişisel verilerle ilgili bir konu olabilir. Ancak e, hani yargıtayın da çok net kararları var. Herkesçe malum, maruf ve meşhur kişilerin Hayatlarını takip etmek, ee, mesela bir balkondasın, bir efendim ana caddedesin, kalabalığın ortasındasın. Şimdi böyle bir ortamda, efendim yahu beni niye çektiniz? Yani orada başka birisi kameraya çekmiş olabilir. Yani bu konuda yargıtayın çok kararları var. E, topluma mal olmuş meşhur kişilerin, e, bizim için de maalesef bazen istemediğimiz olaylar oluyor. Mahkemeye gidiyoruz, e, siz toplumun önündesiniz, göz önündesiniz. Sizin için bunlar normal olarak algılanabiliyor. Bu anlamda e, belki idari açıdan böyle bir olay yani bir görüntü nasıl ortaya çıktı, efendim devlet yapısı içerisinde bir teşkilatta bir görüntü e, bir yerde alınırken normalde bir takip üzerine, bir soruşturma üzerine alınabilir. Hayır, şöyle e, Cahit Hocam. Burası bir e, MOBESE'nin kayıtlı olduğu bir link var biliyorsunuz. Bu linke tıkladığımızda bu sistemi görebiliyoruz. Şimdi bir taraftan baktığımız zaman da şeyden, e, mahremin sınırı aşılmasındaki suçtan bahsetmiyorum. O zaten onun bir suç olduğunu düşünüyorum. Yani Sayın İletişim Başkanı Fahrettin e, Altun'un da biliyorsunuz evinin fotoğrafları çekilmişti. Bu bir suç. Ama e, bir taraftan herkesin girebildiği, herkesin ulaşabildiği, yani e, güvenlik içinde girilen, herkesin haberdar olmak için girdiği e, bu görüntüleri yayınlamak ve bunu haber yapmak suç mudur? Bu suç değildir. Biraz önce de ifade Hı -hı. ettim. Yargıtay'ın bu konudaki net kararı, herkesçe malum ve meşhur, herkesin yakinen takip ettiği, merak ettiği bir konuda Hı -hı. birisi haber kaynağına ulaşıp bir şekilde haber elde etmişse bunun suç olduğunu iddia etmek mümkün değil. Beri taraftan zaten... Özel hayatın gizliliği dediğimiz zaman, bu mesela diyelim ki bir evde kişi kendi bir odasında yaşadığı bir hadisenin fotoğraflanıp gönderilmesi hadisesi olsa bu özel hayatın gizli olur. Zaten bu ana yolla herkesin rahat rahat kamera çektiği görüntü aldığı bir me yerde meydana gelen bir hadise olduğu için burada özel hayatın gizliliği ile ilgili bir durum söz konusu değil. Hı hı. Diğer taraftan da haber niteliği olan bir şey ve haberin de ee, elde edilişiyle ilgili bir e, sorgu da sorulamaz. Yani bu konuda da e, bir e, suç teşkil eden eylem söz konusu değildir. Yani bunun üzerine gitmek yerine mesela basın kanununun 12. maddesi mesela sorumlu müdür eser sahibi bilgi belge dahil her türlü haber kaynaklarını açıklamak öyle değil mi? Hı hı. Mümkün değildir. Yani bu e, Hipokrat yemin etmiş bir doktorun Hastasıyla ilgili efendim bir bilgiyi paylaşması neyse nasıl mümkün değilse burada da e, bir e, gazetecinin haber kaynağı ile ilgili bir hususu paylaşmasını istemek veya bu hususta e, suç isnat etmek haber alma hakkını zaten aykırıdır. Bu kadar özgürlükten, demokrasiden efendim e, bahseden bir siyasal yaklaşım kalkıp da bunu eğer bir suç olduğunu iddia ediyorsa, o zaman e, böyle bir zihniyetin iktidara gelmesi durumunda yaşayacağımız e, sıkıntıları, e, hak mağduriyetlerini, özgürlük kısıtlamalarını hayal dahi edemiyorum. Hı hı. Anladım Şimdi e, bir taraftan hani bu konudan çıkarsak eğer e, bu aday olmayı e, adayı neden çıkartamadıkları konusuna da gelecektik. Sizce yani bir grup başkan vekili olarak e, oturma sırası acaba niye göre yapılmalı e, acaba İngiliz alfabesine göre mi yapılmalı e, diye de düşünürken bir taraftan da e, tabii bu işin de aslında mizahi kısmı yani bu kadar e, nasıl anlatayım herkesin konuştuğu şu an sosyal medyada bile herkesin konuştuğu bir şey e, aslında bir alay konusu haline geldi bir şey oldu bu oturma sırasına göre olan durum. Peki aday çıkaramama durumu ne ile alakalı? Şimdi bir savaş tabii, mı bir çatışma noktasım var. Şimdi tabii özellikle e, bu benzemezler ittifakına baktığımız zaman burada gerçekten e, bir kurmay akıl tarafından bunların yönetildiğini yürütüldüğünü söylemlerinin ve eylemlerinin kurgulandığını görüyoruz. Hı hı. Çünkü zorlama bir ittifak. Bakınız ittifaklar taban tabanı zıt siyasal yelpazede yer alanların gelip aynı ittifakta yer alabilmesi mümkün değil. Manava gittiğiniz zaman bakıyorsunuz elma, armut, domatesi bunları alıp poşete koyup tartmıyorsunuz. Bunlar ayrı ayrı tartılır. Şimdi bunların e, İyi Parti HDP ile ne kadar benzerliğinin olduğunu kamuoyuna ikna etmesi lazım. Yine Cumhuriyet Halk Partisi ile 28 Şubat'ın faili ve mağduru olduğu söylenen Saadet Partisi'nin birbirlerinin arasında ne kadar birlik, beraberlik, benzerlik olduğunu iddia etmesi lazım. Oysa ki Cumhuriyet, Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin Siyasal söylem, duruş, medeniyet anlayışı itibariyle bir benzerlik söz konusu. Ciddi bir yüzde %75'lere varan bir benzerlik söz konusu. Hı hı. Şimdi burada benzemezlerin ittifakının en büyük çıkmazı karar verecekleri her meselede taban tabana zıt talep ve beklentilerinin olması yatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet bir espri konusu ama bir oturma düzeninde bile nasıl yer alacakları meselesi tartışılıyorsa... Yarın Türkiye'nin çok hayati, stratejik konularının gündeme geldiği, karar verileceği bir ortamda nasıl büyük kavgaların çıkacağını siz düşünün. Şimdi Enteresan. böyle bir ortamda bana Hı -hı. göre e, kurmay akıl bunların yöneten, yani bunu da açıkçası e, şunu ifade etmek isterim. Yani bu belki bir başlık, bu gecenin bir başlığı olur. Yani e, kasetle bir genel başkan gönderilip yerine kasetle bir genel başkan getiriliyorsa... Bu değişimin bir sebebi var. Kasetli ve silahlı terör örgütü burada bir dizayn yapmak istemiş. Kasetli terör örgütü Deniz Baykal'ı götürürken, kasetli terör örgütü bu genel başkanı getirirken herhalde kim gelirse gelsin diye yapmadı. Ve getirdiği kişilerin gösterdiği rotada istikamette yol almasını istediği için yaptı. Şimdi bu anlayış Cumhuriyet Halk Partisi'ni 2010 yılı 10 Mayıs'ında Deniz Baykal istifa etti. Hı hı. 2010 yılı 10 Mayıs'ından bugüne kadar kasetle gelen genel başkan Fetö yapılanma kavramını bile kullanmadı. Ha ara sıra FETÖ diyor. Niye diyor? Acaba buradan böyle iğne delinden girer de iğne delinden fili geçiririm de oradan AK Parti'yi nasıl suçlarım diye FETÖ kavramını kullanıyor. Yani FETÖ'nün istediği algıyı oluşturmaya çalışmak için ya da FETÖ'nün ve diğer Türkiye düşmanlarının oluşturduğu lobinin Türkiye üzerinde algısını inşa etmek için Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Şimdi bu durumda açıkça söyleyeyim, bu benzemezler ittifakının yarın Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek? Hı hı. Kendileri belirleyemeyecek. Her defasında soruluyor Kılıçdaroğlu'na. Ne diyor? Ben bilmiyorum diyor. Değil mi? Hı hı. Çünkü zarfın içinde gelecek. Zarf da gelecek ve açacaklar aynen o eski yarışma programları gibi o isim okunacak ve herkes onu desteklemeye mecbur kalacak. Çünkü e, düşünebiliyor musunuz? Taban tabana zıt. Birbirine taban tabana aykırı fikirler ve siyasal yaklaşımlar içerisinde olan partiler ittifak kurmuş. Şu anda birinci aşamada tartışmaya başlamışlar. Nasıl oturacağız? Hani savaş bitmiş, savaşı kaybetmenin on nedenini bulmuşlar. Sayın demişler, birinci nedeni barut bitti. Diğerlerini saymayalım demişler. Yani bunlar oturma düzeniyle eğer tartışmaya, Çok kavgaya şey. başlamışlarsa gerisini saymaya bile gerek yok. Sizin tahmininiz var mı? Ceydur. Yani şöyle tabi e, olabildiğince farklı zıt beklentileri olan bir hı hı. E, ittifak varsa olabildiğince etkisiz, renksiz, diyet, tatsız, tuzsuz, baharatsız bir aday çıkarmaya gayret edecekler. Baharatlı aday kim sizce? Baharatlı hani siyasi bir rengi olmayan, renksiz hani gelene yeşil ışık gidene yeşil ışık yakan. Ve e, tabiri caizse Yosun gibi bir aday çıkacak. Onun dışında bir seçenek içerisinde olmaları mümkün değil. Hı -hı. Hatta madem ki biz de söyleyelim. Yani keşke İmamoğlu olsa. Keşke Kılıçdaroğlu olsa. Hani on numara adaylar. Sonra da en sonunda şunu diyecekler Esra Hanım bize. Diyecekler ki bu Kılıçdaroğlu var ya. Kılıçdaroğlu'nun gideceği zaman bunu söyleyecekler. O zaman da gelip bize suçlamasınlar diye ben bugün buradan söylemiş olayım. Kılıçdaroğlu Kurultayda gideceği zaman diyecekler ki Kılıçdaroğlu'nu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız o makamda tutuyor hı hı. çünkü AK Parti'ye en çok yarayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğludur. Kılıçdaroğlu'nu götürelim. Bu AK Parti'nin adamıdır diyecekler bize. Ya biz istemiyoruz. Bunun millete zarar, akla zarar, vicdana zarar, ülkeye zarar, ülkenin milli menfaatlerine zarar. Onun için. Cumhuriyet Halk Partisi e, içerisinde veya işte yolunu kaybedenler içerisinde kimse elini ovuşturmasın. Zarfta gelecek aday daha Kim çok... Kim gönderecek zarfı? Zarf işte kurma yakıl dediğimiz bir taraftan terör iltisaklı çevrenin, diğer taraftan FETÖ iltisaklı çevrenin, hmm. işte açıktan destekleriz diyenlerin kurduğu bir anlayışla e, zarfın içine gönderecekler ki bunun örneğini bazı ülkelerde yaptıkları devrimler neticesinde... ...gösterdikleri adaylarda da gördük yani. Çağatay Hocam şimdi programımızın sonuna geldik. Fakat ben e, sizin bu açıklamalarınızı bekleyen kardeşlerimiz var. Onlara da söz vermiş oldum. Bir soruyla aslında bütün e, şey ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir soru gelmiş bir kardeşimizden. Normalde böyle soru almıyorum ama bu e, önemli. Bu kardeşlerimiz şu anda bekliyorlar. E, Esra Hanım platform olarak evet takip ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Avukatlık stajı ile alakalı düzenleme 6. pakette olacak mı? İçeriği nasıl olacak? ve bu paket ne zaman meclis gündemine gelecek sorarsanız müteşekkir oluruz iyi yayınlar çok teşekkür ederiz size de müteşekkir Şimdi, e, teşekkürlerini iletiyorlar biz teşekkür ediyoruz yani gerçekten kamuda çalışan hukuk mezunları ile ilgili staj e, düzenlemesini son yargı paketinde meclis gündemine getirmeyi gerçekten çok büyük bir arzuyla istedik ve çalışmamızı da büyük oranda tamamladık ancak teknik olarak bizim bazı kurumlardan almamız gereken veriler gelmemiş idi. O, o süreçlerde tamamlandı. İnşallah ilk yargı paketinde bu işi çözeceğimizi ifade etmek isterim. Yani pakette var mı? Altıncı pakette. İlk pakette, ilk yargı ile ilgili pakette inşallah bu meseleyi meclis gündemine getirerek yasalaştıracağız. Şimdiden hayırlı olsun. Yani bu Aa, bu müjde mi kardeşiniz? Evet, Müjde. Süper. Onlar biliyorlar ne demek istediğimizi. <laughs> Arkadaşlar, hayırlı olsun inşallah. Evet. Diyelim. inşallah o meseleyi çözüyoruz. Ee, bir de son olarak bir şey söylemek istiyorum ee, Cahit hocam. Ne kadar vaktimiz var? Çok son dakikalar. Şimdi İBB'yi konuştuk. Ben e, bizim hakikat e, boynumuza vebal diye de soruyorum. Onların bir kardeşi olarak. İBB'yi konuştuk. Evet. Burada birçok kardeşimiz mağdur edildi. Şu anda işsiz çok kardeşimiz var. Birçok platforma katıldılar. Kendilerini ifade etmeye çalıştılar ki bu anlamda yayın kanalları da konvansiyonel medyada aslında onlara destek olmaya çalıştı. Biz de buradan destekçileri olduğunu ben kardeşler olarak söylüyorum. Fakat e, şu anda hala bir, bir muhatap bulabildiler mi? Bu kardeşlerimizle alakalı ne yapılacak? Şu anda işsiz olan, zor durumda olan kardeşlerimiz var. Bununla ilgili ne söylersiniz? Şeyin Şimdi e, tabii e, şöyle ifade edelim. Öncelikle e, bu siyasi açıdan değerlendirmemizi yapalım. Bu çok önemli. Hı -hı. Bakın Esra Hanım eğer bir siyasetçi kendi sözüne güvenilmiyorsa, millet ona itimat etmiyor, güven duymuyorsa gidip noterden senet alır ve ona göre konuşur ve noteri tanık tutar. Oysa ki bir siyasetçinin en büyük değeri, en büyük zenginliği sözüne duyulan güvendir. Hı hı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza aziz milletimiz, Cumhuriyet Halk Partililere sorun. Cumhuriyet Halk Partili parti oy verenler, siz Kılıçdaroğlu'na mı güveniyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'a mı güveniyorsunuz? İnanın, Cumhurbaşkanımızın iki dudağı arasından çıkan senettir. Bu kadar basit. Yani Cumhuriyet Halk Partililer dahi güven anlamında Cumhurbaşkanımızın sözüne güveniyorlar. Hı hı. Ve bütün uluslararası toplumda Cumhurbaşkanımız inandığı ve çizdiği rotada Allah'ın izniyle tavizsiz bir şekilde yol alır. İşte Kılıçdaroğlu özellikle 31 Mart seçimlerinde malum olduğu üzere çıktı meydanlara konuştu. Dedi ki namus sözü veriyorum hı hı. bir tane CHP'li belediyeden... Bir kişi işten çıkartılırsa gelsin beni bulsun. Hiç kimse işten çıkartılmayacak namus sözü veriyorum dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz Esra Hanım? Sadece İstanbul Belediyesi'nde 40 binden fazla kez bu namus sözü ihlal edildi. Hı hı. Yahu biz sizin namusunuzla ilgili bir derdimiz yok. Namusunuz sizin olsun. Orada inanın özellikle eylem yapan kardeşlerimizi ben gittim gördüm. Bakın onlar AK Partili, şu partili, bu partili böyle bölmek doğru değil. Hem bölmeyeceğiz diyorlar hem de onları işte partisi, şu su, bu su nedeniyle işten çıkardıklarını söylüyorlar. E siz şimdi daha dakika bir gol bir. Namus sözünü ihlal ederek gittiniz orada işçilerimizi kapının önüne bıraktınız ve gelip içlerine de bir tane bir söz bile söylemediler. Şimdi e, ben o kardeşlerimizi ziyaretim sırasında gördüğüm bir manzara vardı. İnanın yarın okul açılacak ve çocuğuna kıyafet alacak. Baba ve çocuğu evde bekliyor. Ama baba çalışmaya gidiyorum diye gidiyor. Çocuk öyle zannediyor. Babası orada grevde eylem nöbetinde. Şimdi bu insanlar hiç düşünmediniz mi? Bakın şu anda fakir edebiyat yapıyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Sarayda saray, sarayda saray. Yahu sen gittin orada balıkçıda. O garibanların efendim ee, 50 tane orada nöbet tutan o gün vatandaşımızın, kardeşimizin bir aylık maaşını sen orada balıkçıya ödedin. Hı hı. Hani nerede sizin namus sözünüz? Şimdi bunlarla ilgili tabii pek çok kardeşimiz davasını açtı. Namus sözünü ihlal edildiğini mahkeme kararlarıyla tespit etti. Hı hı. Vata, oradaki işçiler mahkemeye gitmiş, muracaat etmiş ve mahkemenin kararında diyor ki işte özetle, mealen diyor ki Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu namus sözü ihlal edilmiştir ve bu karar kesinleşti. Şimdi onlarla ilgili tabi yargısal sürecin neticesinde kötü niyet tazminatını ödeyip iş sözleşmesini belki feshediyor. Hı. Ama onun haricinde e, oradaki mağduriyetlerin giderilmesi için bizim arkadaşlarımız seferber oldu. Ancak sayı da gerçekten öyle öyle kolay kolay telafi edilebilecek bir rakam değil. Yani e, binlerce işçi, on binlerce işçi oradan işten çıkartıldı. Onlarla ilgili de inşallah biz bunların hesabını siyasi olarak da sormak ve yeniden kendi işlerine kavuşturmak için hesap gününü iple çekiyoruz. Hesap günü? Elbette 2024 yerel seçimleri. Peki. Cahit Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Biraz zorladığımı düşünüyorum. Çok zorlandım. Öyle mi? Tamam. Yani o zaman bir çay içerken konuşalım. <laughs> konuşalım. Çok teşekkür ederim. Allah razı Biz olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi Bütün milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok sağ olun Cahit Hocam. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkandan çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yaşarsak eğer ölmezsek efendim. Buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun. Eyvallah.